Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime haline inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankebut suresinin 31. ayeti kerimesinde kalmıştık. 399. sayfadayız. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ولمّا جاءت geldiklerinde rusuluna elçilerimiz İbrahim'e İbrahim'e bil buşra müşte ile. "Kalu" dediler ki in kuşkusuz biz muhliku helak edicileriz ehli halkını hadihi şu elqaryeti memleketin. İnne çünkü ehleha oranın ehli halkı kanu kimselerdir zalimin zalim kimselerdir. Elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiklerinde dediler ki kuşkusuz biz şu memleket halkını helak edicileriz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir. قَالَ اِنَّ ف۪يهَا 32. ayeti kerime قَالَ İbrahim dedi ki inne fiha ama orada var lutan lut qalu dediler ki nahnu biz a'lemu daha iyi biliriz bimen kimin olduğunu fiha orada nehu elbette onu kurtaracağız ve ehlehu ve ailesini illam illa ancak müstesna imraatehu karısı kanet o olacaktır minel gabirin geride kalanlardan İbrahim dedi ki ama orada Lut var. Dediler ki orada kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. Elbette onu ve ailesini kurtaracağız. Ancak karısı müstesna. O geride kalanlardan, helak edileceklerden olacaktır. Velma en jaat rusuluna Lutan si abihim ve daq bihim zar'an ve qalu la takhaf ve la tahzan inna munajjuka ve ehlaka illa min al 33. ayeti kerime. Ve lemma en caet gelince rusuluna elçilerimiz Lut'an Lut'a si tasalandı bihim onlar <laughs> hakkında. Ve ve telaşlandı bihim onları korumaktan zer'an aciz kalıp. Ve kalu dediler ki la tehaf korkma ve la tahzan ve üzülme. İnna gerçekten biz müneccuke seni kurtaracağız ve ehleke ve ehlini aileni illa ancak müstesna imra eteke karın müstesna kânet o olacaktır minel gâbirin geride kalanlardan. Elçilerimiz Lut'a gelince onlar hakkında tasalandı ve onları korumaktan aciz kalıp telaşlandı. Elçiler dediler ki korkma ve üzülme gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız ancak karın müstesna o geride kalanlardan olacaktır. İnna munziluna ala ehli hadhihi alqaryati min as-sama'i rizzen bima kanu yafsuqun ve laqad terakna minha ayatan bayyeten liqaumin ya'kilun. 34. ve 35. ayet-i kerimeler. İnna kesinlikle biz munziluna indireceğiz ala ehli halkının üzerine hadihi bu el memleket min gökten riczen şiddetli bir azap bima kanu olmaları sebebiyle yefsukun yoldan çıkmış olmaları ve gerçekten terakna bıraktık minha orada ayeten bir delil ve yineten apaçık li bir kavim için yaqilun aklını kullanacak bir kavim Kesinlikle yoldan çıkmış olmaları sebebiyle biz bu memleket halkının üzerine gökten şiddetli bir azap indireceğiz. Gerçekten aklını kullanacak bir kavim için orada apaçık bir delil bıraktık. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 36 ve 37. ayet-i kerimeler. Ve ila Medyen'e, Medyen'e de ehahum kardeşleri Şuayb'en Şuayb'ı gönderdik. Fekale dedi ki: Ya kavmi, ey kavmim, ubudu ibadet edin Allah'a, Allah'a ve umut bağlayın el yevmel ahire ahiret gününe. Ve la ve karışıklık çıkarmayın fil ardı yeryüzünde müfsidin bozgunculukla fekezzebuhu onu yalanladılar feahadatuhum bu yüzden onları yakaladı arrajfetu şiddetli bir sarsıntı feasbahu ve kaldılar fi darihim yurtlarında casimin diz üstü çöküp Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a ibadet edin, ahiret gününe umut bağlayın ve yeryüzünde bozgunculukla karışıklık çıkarmayın onu yalanladılar. Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Ve Aden ve Thamud ve kad beyyana lekum min masakinihim ve zeyyana lehum eşşeytan a'maluhum fesaddahum anis sabil ve kanu mustabsirin. 38. ayet-i kerime ve Aden at kavmi ve Samud ve Samud'u da helak ettik. Fakat beyine apaçık belli olmuştur. Lekum sizin için min mesakinihim oturdukları yerlerden ve zeyyene süslü gösterdi lehum onlara eşşeytanu şeytan amalehum amellerini fesaddehum ve böylece onları alıkoydu anis sebili doğru yoldan ve kanu oysa onlar idiler müstebsirin basiretli idiler Ad ve Semud'u da helak ettik. Sizin için onların helakleri oturdukları yerlerden apaçık belli olmuştur. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi ve böylece onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar basiretli idiler. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime haline inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs>